Görkemli hatıralardan hepinize mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Bir pazar sabahı yine her zaman olduğu gibi Anadolu'nun çok güzel bir noktasından sizlere merhaba diyoruz. Günaydın diyoruz. Halk TV olarak, Görkemli Hatıralar ekibi olarak. Bugün adalardayız. Adaların o bütün görkemini, bütün güzelliğini göreceksiniz sevgili seyirciler. Daha önce de gelmiştik ama bugün karış karış dolaşacağız adaları. Prens Adaları'nı, tarihini, buradaki tarihi binaları hepsini konuşacağız. Tarihi konuklarını konuşacağız. Görkemli Hatıralar'a hoş geldiniz. Buradan İstanbul'u da selamlayacağız. Hani Yahya Kemal Beyatlı diyor ya, Ankara'nın en çok İstanbul'a gidişini seviyorum diyor. O İstanbul'u da göreceksiniz ama mahvedilmiş İstanbul'u o binalarıyla birlikte göreceksiniz. Aman ne olur buralara dokunmayın. Zaten İstanbul'a yapacağınızı yaptınız. Buradan yine İstanbul'u da göreceğiz, selamlayacağız. Göreceksiniz, değerli konuklarım var. Çok özel konuları konuşacağız. Adanın sokaklarını göreceksiniz ve kendinizden geçeceksiniz. Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Serhan Asker'le Görkemli Hatıralar başlıyor. Ama bugün burada bir adayı gösterelim. Adayı gösterelim arkadaşlar. Müziğin de sesini açalım. Ben konukların yanına geçeyim. Büyük Adadan selamlar, sevgiler, saygılar Türkiye. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Görkemli Hatıralar adalarda, adaların güzelliğini görüyorsunuz. Adalara bugün doyacaksınız. Ama sonra da adaya geleceksiniz. Sizi Başkan Erdem Gül karşılayacak. Ekrem İmamoğlu normal esas başkanımız o. Esas başkan o. Canan Başkan, Ekrem Başkan evet. Karşılar. Sonra Erdem Gül'le buluşursunuz. Evet. Biz buluştuk Erdem Gül'le. Adalardayız, Büyük Adadayız. Başkanım merhaba. Hoş geldiniz. Biz de hoş bulduk. Yağmurlu bir güne geldiniz, yaz yağmuru. Çok güzel görüntüler var. Hakikaten ben de hayretle ve ilgiyle izliyorum. Zaten Görkemli Hatıralar zoru başarır, hayata geçirir. Evet. Gösterelim arkadaşlar. Şu İstanbul'u görüyorsunuz değil mi? Adaları göreceksiniz. Önce bir İstanbul'a bakın. Bakın o yüksek binaları başkanım. Evet. Atol Behramoğlu siz de görüyorsunuz. Atol abi henüz göstermediniz o şey sonradan çıkacak sanki sahneye gibi. Yok şimdi gösteriyoruz işte şu görüntüler. Buraya bir şiir mi yazılır, buraya bir beddua mı edilir Atol Behramoğlu? Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Bütün Türkiye'ye ben günaydın diyeyim. Karışık duygular içindeyim gerçekten. Sade havayla ilgili olarak değil, şimdi bu güzel şarkılar değil mi? Ada sahillerinde bekliyorum falan böyle bir hoş bir ortam ama öbür taraftan kan ağlayan bir Türkiye var. Kan ağlayan. Sabah radyo programlarına bakıyorsun. Sokakta konuşan insanları dinliyorsun. Sen de onlardan birisin aslında. Biz de onlardan biriyiz. Kan ağlıyor ülkemiz. Kan ağlıyor. Evet. Konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Ve bugün... Hoş bulduk efendim. Adaları anlatacağız. Adaları konuşacağız ama siz adaları anlatın desem nereden başlarsınız?
Aslında başkanımıza da sürpriz yaparak şey söyleyeyim. Adaların bende ilginç bir şeyi var. Ben yıllar önce Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken yayınlanmamış ada haritalarını buldum. Ve orada tabii bana hissettirdiği bir şey var. Muhtemelen Pervitiç adlı topografın çizmiş olduğu ama ancak hiç yayınlanmamış ve şu an aslında bir tek bende ve o özel arşivde olan haritalar. Adaların eski sokak isimleri. İşte bunları kaybettiğimiz bir şeyler var adalarda. Neler mesela o isimler? Hemen birazdan söyleyeyim. Şu an canlı yayından çok şimdi heyecanlıyım. Şimdi adanın isimlerini söylerseniz şimdikileri söyleyelim sonra. Önce şunu söyleyeyim. Bir fotoğraf sergisi açtık tarihi iskelemizde. O sırada da Ekrem İmamoğlu, Ekrem Başkan gelmişti. Orayı izlerken bir tane de o fotoğrafların içinde adadan karşıyı gören bir fotoğraf var. 1880'ler filan. Karşıda hiçbir yer yok. Belki bir Kadıköy var. Dedi ki bana, karşıdaki başkanlara bu fotoğrafı gönder. Altına da siz yokken biz vardık diye yaz dedi. Dolayısıyla adalar var, hep var. Değil mi Ataoğlu abi? Elbette. Yani karşısı yokken bu binalar filan adalar var. Tabii ki. Yani tabii Bizans döneminden itibaren büyük bir yapılaşmasını biliyoruz. Var. Başkanım size de göstereyim. Yayınlanmamış evet. Haritalar. Bunları ekrana da verirsiniz. Evet. Haritaları bana gönderirseniz tabii ki, bana hemen. WhatsApp'tan gönderin. Biz Kürşat'a gönderelim. Mesela şimdi eşim benim İtalyancası çok iyi olduğu için kesin beni eleştirir ama ben okuduğum gibi söyleyeyim. Foscolo Sokağı, Piccolo Panayot Sokağı, Giacomo Caddesi, böyle Christos Caddesi. Bunları da aslında bir katman olarak inşallah bir çalışmayla bunların bugünkü yerlerini, sokak isimlerini sürekli değiştirmesine karşıyım. Bu bir hafızayı da yok ediyor. İnanın dün bütün gece aradım, birkaç çakıştıracaktım. Yani bugün hiçbir tanesi kalmamış bu isimlerin. Yani evet. İnsanlarla birlikte biraz isimler de gitmiş. Biraz tarihi korumak gerekiyor. Evet.